Merhaba arkadaşlar, size bu zeytin ağacımızın hikayesini anlatayım. Domat zeytini bu arada. Bakın şu ilerideki ağaç domat zeytini. Biz onu Manisa'dan getirmiştik. Bundan belki bir 12-13 yıl falan önce. O ağacı oraya diktikten sonra oradan bazı numuneler aldık. Ve işte çeşitli yerlerdeki harap zeytinlere aşılar yaptık. Bakın buradaki ağaçlarımızın tamamı aşı ağaçlar ve farklı farklı zeytin ağaçları var. Buna da domat zeytini aşılamışız. Bakın şöyle kökünü göstereyim. Aşı yeri şurası belli zaten gözüküyor. Buraya domat zeytini aşılamışım. Ama bu ağacın aşısını göz aşısı yapmıştım. Ağacın aşısını açmayı unutmuşum bantını. Üzerinden bir yıl geçmiş. Ben de buraları kontrol ederken bir baktım ki bu dala yapmış olduğum aşının bantı sarılı duruyor. Üzerinden bir yıl geçmiş. Böyle bant artık eskimiş neredeyse işte kopma vaziyetine falan gelmiş. Ben de açtım ama artık üzerinden bayağı bir zaman geçtiği için herhalde dedim şey yapmaz bu. Yani aşı tutmaya tutmuş ama sürgün vermez, kör bir aşı olarak kalır gider öyle diye düşünmüştüm. Ama açtıktan sonraki sene buradan filiz verdi. Yabani taraflarını kestim ve artık böyle ağaç bir yıl gecikmeli olarak faaliyete başladı. Üzerinden belki bir 6-7 yıl falan geçti ve işte bakınız mükemmel domat zeytinlerini zembil zembil oluşturmuş, olgunlaştırmış. Biz bunu siyah zeytin yapacağız. Yeşilleri de artık yağlık olarak kullanacağız. Domat zeytini hem yağ bakımından hem de böyle sofralık zeytin açısından gayet verimli, güzel bir zeytin türü. Biz Mersin Silifke'de ikamet ederiz. Buralarda çok fazla bilinmeyen bir tür domat zeytini. Daha çok işte Ege bölgesinde bilinen ve yetiştirilen bir tür. Domat zeytinini buraya transfer edip iklime de uyumunu sağladıktan sonra burada verimli bir şekilde büyümeye başladı. Birçok ağacımız oldu. O anaç ağaçtan yapmış olduğum aşılamalar sonrasında işte bakınız domat zeytini. Bir yıl gecikmeli de olsa aşı tuttu ve verime başladı. Bayağı belki de 5 yıldan beri falan tam hatırlamıyorum. Böyle az az zeytin veriyordu. Bu sene birazcık daha zeytin oranını arttırmış. Bakın şöyle dipte ne kadar çok zeytin var. Buralar tabii çok fazla güneş görmediği için meyveleri bir miktar daha küçük ama böyle güneş gören yukarılarda özellikle şu civarlara bakın. Şuralarda artık olgunlaşmış, siyahlaşmış zeytinleri var. Bazen böyle olabiliyor. Aşıyı unutabiliyoruz yapmış olduğumuz. Çünkü çok fazlaca aşı yapmıştım o dönemde. Bunu açmayı unutmuşuz. Geç de olsa, aradan bir yılda geçse yapmış olduğumuz aşı, tutan aşı sürgün vererek büyüdü ve kocaman bir ağaç haline geldi. Allah'ın izniyle bundan sonraki seneler daha fazla meyve verecektir. İşte bu ağacın hikayesini anlatmak istedim. Birazdan toplayacağız. Öncesinde bir göstermek istedik size hem zeytinlerini hem de bu ağacı. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.